Denizli Koordinasyon Kurulu toplantısında söz alan üzüm üreticisi Ahmet Yarır, Denizli Aydın Otoyolu projesinin verimli topraklara sahip olan Katlık Ovası'na zarar vereceğini belirterek, kendi hazırlattıkları projeyi Denizli Valisi Şükrü Kocatepe'den dikkate alınmasını rica etti. 18 bin dekarlık tarım arazisi yok olacak. Sayın Valime bir ay önce arz ettim. İzmir'deki Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne arz ettim. Antalya Bölge Müdürlüğü'ne arz ettim. Çevre İl Müdürlüğü'ne konuyu arz ettim. Bizlere hiç alternatif yok. Güzergah sunulmadan proje çizilmiş. Biz kendimiz bir alternatif proje hazırladık. Çünkü aynı zamanda Katlık Ovası'ndan doğal gaz boru hattı geçiyor. Otoyol projesi de 5 yerinden kesiyor. Mavi ile gördüğünüz mevcut doğal gaz boru hattı. Siyah gördüğünüz enli kısım projesi yapılmış, yapılması düşünülen otoban. Bizim kırmızıyla çizdiğimiz de bizim alternatif olarak güzergah tespitimiz. Bunu aynı zamanda Honaz Belediye Başkanımız Çevre İl Müdürlüğü'ne de kendisi verdi. Sanıyorum kendisi burada yok. Şimdi efendim, otobana karşı değiliz. Ancak 18 bin dekarlık içinden kükürtlü su geçen doğal olarak, ayrıca Devlet Su İşleri İl Özel İdare de kuyular pompalar açarak tamamıyla sulak bir arazi ve Bağcılık 15-20 yıldır %70'ini kapladı sahanın. Yurt dışına ihracata gidiyor. Bu sene 1 lira 20 kuruştan kilosunu ihracatçı üzüm aldı. Bu otoyol buradan geçerse, ovanın ortasından geçerse, hem doğalgaz boru hattının üstünden geçecek, artı bizim Katlık Ovamız yok olacak. Buradan Tarım İl Müdürlüğü'ne de, daha doğrusu Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'na da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Her gün televizyonlarda çıkan kamu spotunda, Tarım Bakanlığı'nın kamu spotunda tarım arazilerine imar izni verilmeyeceği, buralara yapılaşma yapılamayacağı konusunda yayınlar yapılıyor. Hatta kamu spotunun bir tanesinde de Gesi Bağları gösteriliyor. Gesi Bağları türküsüyle bağın içinden beton bloklar çıkıyor. Bunu da Tarım Bakanlığımızın, buradaki Tarım İl Müdürlüğümüzün dikkatine sunmak istiyorum. Bu projeyi de size takdim etmek istiyorum, müsaade olursa. Vali Kocatepe, Ahmet Yarır'ın sunduğu projeye değerlendirilmek üzere kabul ederek Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yetkililerine iletti.